Merhaba sevgili Webtekno takipçileri. Bu videomuzda sizlerle birlikte Xiaomi Redmi Note 5A Prime inceliyoruz. Arkadaşlar bu videomuzu öncelikle tasarımla başlayacağız. Fakat masaya geçmeden önce şunu söylemek istiyorum. Şimdi bu telefoncuğun fiyatı 1000 TL'ye yakın. Yani şu anda indirimde 899 hatta 750 o baremlere de bulabiliyorsunuz. Doğal olarak beklentilerinizi biraz aşağıda tutun. Şimdi gelin masamıza geçelim ve tasarımla başlayalım. Yani ne olursa olsun şu jelatin açma işi her zaman zevkli bir şey arkadaşlar. Şöyle bir de telefonumuzu açalım. Biraz hantal bir telefon arkadaşlar ilk kullanım açısından onu bir söyleyeyim. Üzerinde Android 7.1 sürümü var arkadaşlar, şöyle onu da göstermiş olayım. Hem bir de böyle biraz bizi görmüş olun. Bu da ön kamerası arkadaşlar. Zaten telefonun iddiası ön kamerası. Bu kısımlara geleceğiz, şöyle biraz tasarımına bakalım hemen hızlıca. Öncelikle arkadaşlar telefon fiyatı dolayısıyla öyle bize günümüzün tasarım trendlerini sunmuyor. Onu bir açıkça söyleyelim. Yani telefon biraz büyük kalıyor arkadaşlar. Şu çerçeveler bayağı kaba. Ayrıca yine günümüz için 1280x720 çözünürlüğü bulunan telefon bir anlamda geri kalmış oluyor çünkü ekrana yetmiyor. Ekranda Gorilla Glass 3 ile korunuyor. Cihaz alt kısmında 3 tane fiziksel tuş barındırıyor. Arka kısmına geçecek olursak böyle görece hızlı çalıştığını söyleyebileceğimiz bir parmak izi okuyucusu bulunuyor şurada. Ve gördüğünüz gibi artık sanırım bu parmak izi olayı bayağı bir halledilmiş durumda. 800 liralık, 900 liralık telefonlarda bile gayet hızlı bir şekilde kullanıldığını ve çalıştığını görüyoruz. Telefonun arkasına baktığımız zaman şurada şöyle iki tane hoparlör gibi bir şey görüyorsunuz. Sağ taraftaki hoparlör, sol taraftaki mikrofon işlevi görüyor. Hemen ortada standart Android girişine sahip bir şarj ucumuz bulunuyor. Telefonun üst kısmına baktığımız zaman da şurada 3.5 mm'lik jack girişini görüyoruz. Telefonumuzun toplam uzunluğu 15.3 cm, 7.6 cm genişliği ve 7.7 mm'lik de bir kalınlığı var. Ağırlığımız da 153 gram. Tek elle rahatlıkla kullanabilirsiniz ama tabii bir ince zorluyor arkadaşlar. Öyle rahatlıkla dedik ama mükemmel de bir rahatlık söz konusu değil. Telefon kendi hafızası 32 GB fakat SD kartla 128 GB'a kadar kendisini yükseltebiliyorsunuz. Burası cayır cayır plastik arkadaşlar, herhangi bir metal aksam söz konusu değil. Gelelim artık şu cihazın kamerasına bakalım. Ön kamerada en çok öne çıkan özellik 76 derecelik bir açıya sahip olması, 16 megapiksel olması ve f2.0 diyafram değerine sahip olması. Gündüz böyle selfilerle sosyal medyada falan filan böyle ufak tefek güzel like'lar alabilirsiniz ama iş düşük ışığı geldiğinde kamera tam bir felakete dönüşüyor. Arka kameraya baktığımız zaman da 13 megapiksellik bir değer ve f2.2 diyaframı görüyoruz. Maalesef arkadaşlar ön kamera için söylediğimiz o kötü şeyler vardı ya, onları 2 ile çarpın, onda arka kameraya ekleyin. Hani video çekeceğim diyorsanız da saniyede 30 kareyi 1080p değerinde kaydedebiliyorsunuz. Bu telefon kamerası için kesinlikle alınmaz. Şu anda sesimi Xiaomi Redmi Note 5A Prime'dan duymaktasınız. Yani bu telefonla video kaydederseniz sesiniz aha da aynen böyle çıkar. Arkadaşlar kameramız bitirdiğimize göre gelin isterseniz şimdi hem bir oyun testi yapalım. Siz oyun testini izlerken de ben teknik özellik, pil vesaire gibi detayları sizlere aktarayım. Telefonun işlemcisi Snapdragon 435 arkadaşlar ve grafik işleme biriminde de Adreno 505'ten gücünü alıyor. Cihazın RAM'i 3 GB arkadaşlar. Zaten sizin de anlayabileceğiniz üzere bir giriş seviyesi telefon olarak adlandırabiliriz. Pilimiz de 3080 mAh. Yani şöyle uzaktan baktığımız zaman bir günü çıkarabileceğini tahmin ediyoruz. Pil testlerini de her zaman söylüyoruz arkadaşlar. Yine bu cihazda çok uzun süre kullanma şansımız olmadı. Oyun testinin sonuna geldiğimizde şarjımız %91, sıcaklığımız da 30.8 dereceye yükseldi. Yani %6'lık bir pil kaybı, 2 derecelik de bir sıcaklık yükselişi var. Yine araya giriyorum. Neden giriyorum? Telefon inanılmaz derecede takıldı. Yani değerler iyi çıkmış ama bir oyun telefonu değil. Artık yavaş yavaş son sözlerimize gelelim. Almak isterseniz de hani böyle bir anne baba telefonu ya da kardeşe böyle onu sevindirecek bir telefon olarak almayı düşünebilirsiniz. Ya da kendiniz normal seviye bir telefon kullanıyorsunuz. 2 hat kullanmanız gerekiyordur ya da 4 hat, ne bileyim, o kadar çok hat kullanmanız gerekiyordur. İkinci ya da üçüncü telefon olarak da değerlendirebilirsiniz. Yani sonuç bölümünü çok uzatmayacağım arkadaşlar. Özetlediğimi düşünüyorum. Zaten içerik boyunca telefona demediğimizi bırakmadık ama durum bu. Ben merak ediyorum, tercih eder miydiniz? Anketimiz hemen şurada arkadaşlar. Sizler de bu videomuzu beğendiyseniz şurada bulunan beğen butonuna basmayı ve aklınıza takılan herhangi bir şeyi bizlere yorum bölümünden sormayı unutmayın. Başka bir Webtekno videosunda görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar. Her iki yanımda durmakta olan bağlantıları
tuşlara tıklayarak bambaşka web tekno videoları izleyebilirsiniz. Düşüyordum bu arada. Ayrıca ortadaki butona tıklayarak da kanalımıza abone olabilirsiniz. Şeyi hep merak ediyorsunuz. Ben de şimdi izledim, size hak verdim. Acaba konuşurken neden sürekli böyle yapıyorum? O belli değil.